termos önerisi yapıyorum size. Korkmaz'ın termosunu kullanıyorum. Lekeler falan hep böyle bulaşık makinesinden oldu ama çok sıcak tutuyor. Çok severek kullanıyorum. Şu taşıma özelliği çok güzel. Hala kırılmadı. Yağmurlu bir güne başlıyoruz. Ben de böyle elmalı bir yulaf lapası yaptım. Bunu yiyip okula gitmem lazım. Saçma sapan bir şeyler giydim ne bulduysam. Hava da soğuk. Tosuncuk. Yiyeceğim ben siyah. Where you gonna go? Get it out your system. Yeah, where you gonna go? You know if I get involved in that shit, there ain't an option for you. Yeah, there's no other way. And you know you got to stay. Yeah. I'm broken in pieces. Sporum bitti arkadaşlar. Kameramla çekmiyorum şu an çünkü şarjda. Şarjı bitti. Her neyse duşa girmeden önce spordan önce daha doğrusu sürecektim. Unuttum. Dax'ın maskesini yapacağım. Bunu da linkte bırakırım. Bu bakın size neler nelere yardım ettiğini söyleyeyim. Saç ve saç derisini beslemeye yardımcı olur. Günlük veya haftalık bakım diyor. Saçınıza fark edilir yumuşaklık, parlaklık ve canlılık sağlar. Nem kaybına karşı saçın direncini arttırır. Botanik yağlar içeren etkili formül. Bu saç uzatıcı diye satılıyor daha çok. Ben bir an önce saçım uzasın diye kullanmaya başladım. 3 hafta falan oldu. Etki ettiğini düşündüğüm için zaten linkini bırakacağım. İndirimde yakalarsanız ben öyle yaptım en azından. Denemek isterseniz de ben öneriyorum şahsen bana bir sıkıntı çıkarmadı ama saçtan çok zor çıkıyor. Yani saçımı iki kez şampuanlamak zorunda kalıyorum. O kısmı sadece kötü ama onun dışında güzel bir maske. Sen ne diyorsun bakayım abine? Söyle bakayım benim oğlum. Ah benim oğlum. Ne diyor Kıvanç abi? Ah benim oğlum. Ah Kıvanç abisiyle konuşuyormuş o. Dur telefonu yalama. Söyle bakayım benim oğlum. Söyle bakayım abine. Söyle bakayım abine. Neydi? Söyle. Kıyamam. Koca burun mu? Günaydın arkadaşlar. Bugün 9 Aralık. Laboratuvar dersinden geldim. Spora gideceğim çok oyalanmadan. Starbucks'ta bir kahve içip öyle geçmeyi düşünüyorum. Çünkü öğlen oldu daha doğrusu. Günaydın dedim. Bakmayın ve acıkmaya başladım. Sporda beni tutsun ve enerji versin istiyorum. Bu tight Bershka'dan bunu giydim. Şöyle çorap çektim. Kıvanç usulü. İçimde şöyle spor büstiyeri var. Üstüme hırkayla spor yapacağım. Şimdi üşümeyeyim diye atlet giydim. Daha çantamı hazırlamadım. Şu an Rom gibi uyuyor olmak isterdim tabii. Oo, şey şapşik. Şuna bak. Şu buruna bak. Tam uyu pardon. Uyumaya devam et. Size pijamalarımın güzelliğini göstermek istiyorum. Cotton'dan aldım bunları. İkisi de şöyle mavi ama başka bir isimle geçiyor galiba. Indigo mu? Mavi işte. Şu small, bu medium beden. Şu panduklarını da giydim. Neyse kamerayı neden açtığıma gelecek olursak size bir tarif vermek istiyorum. Morunum var. Morunun da faydalı olduğunu bilmiyorsanız size buradan ben söyleyeyim. Elimde kalmasın diye bir tarif yapacağım. Hem okula atıştırmalık olarak götürmeye. Böyle tuzsuz, şekersiz. Ha, tuzsuz, şekersiz ne ya? Sağlıklı bir kek yapacağım ondan yani. Ve bu tarifi size de vereceğim. Ama istediğiniz unu kullanabilirsiniz. İlla gidip morun almanız gerekmiyor. Malzemelerimiz burada. Ölçülerinin SS'ini yani ekran görüntüsünü yan tarafa koyarım görürsünüz. Süt, yoğurt, laktozsuz kullanıyorum. Yağlı süt mü anne? Sanırım yağlı. Vanilyamız var. Kabartma tozu. Şeker yerine cennet hurması ve muz kullanacağız. Morunumuz var. Bunlar olgunlaşmamış. Çok da acımsı bir tadı varsa diye muz da koyacağım tatlansın diye. Thank you.
Çok güzel kabarmıştı ama son dakika söndü arkadaşlar. Sanırım unu az gelmiş. Ama tadı güzel olmuştur diye umut ediyorum. Şimdi kesip tadına bakacağım. Kek bu kalıptan nasıl çıkacak anne? Birazcık fail oldum arkadaşlar gene. Ne zaman tarif yapmaya kalksam YouTube için böyle oluyor. Anne tarifi yap. Yani evet. Neyse tadına bakalım biz bunun. Allah'tan tadı güzel. I got the fire when up in the booth. I got the flavor so many to choose. Up in the aisles, we making the moves. I got the sauce, I got the sauce. I got the bottle straight out from the store. Never enough, now they screaming for more. Put it on everything, I got the sauce. I got the juice, I got the juice. I got the fire when up in the booth. I got the flavor so many to choose. Up in the aisles, we making the moves. I got the sauce, I got the sauce. I got the bottle straight. Yeniden merhaba arkadaşlar, evdeyim ben. Kıvanç'la erken ayrılmak zorunda kaldık. Yapmam gereken ders işleri var çünkü. Zaten gittik bir yemek yedik, sonra kahve içtik. Evlere dağıldık. Şimdi makyajımı çıkaracağım. Kendime çay koydum. Araştırmamı yaparken çayımı içeceğim. Şu makyaj temizleme suları, yani daha doğrusu makyajımı çıkartırken kirpiklerim çok kopuyor. Sizde de öyle oluyor mu? Yarın'la birlikteyiz. Öğleden sonra buluşacağız. Onun 12'de dersi varmış işte. 1 saat 2 saat sürse. Öğleden sonra buluşacağız onunla da. Bugün bacak idmanı yaptım. Hepsini çekmedim. Ayrıntılı olarak daha uygun bir vakitte çekeceğim. Hem Kıvanç geldiği için acele acele yaptım. Çoğu şeyi atlayarak yaptım. Zaten 40 dakika falan yani. Böyle olunca daha uygun bir vakitte, daha müsait olduğum bir vakitte bacak idmanını daha ayrıntılı bir şekilde çekeceğim size. Bu arada kaçıncı gündeyiz ya? 11 Aralık. Evet, böyle bir yatış şekli olabilir mi ya? Hemen yerleşti. Çayımı alayım, geliyorum. Bu arada şöyle yorumlar aldım. Yok musun ilk haftası için, hani hiç özenerek çekmemişsin, atlaya atlaya gitmişsin tarzı yorumlar. Şöyle mesela geçen sene çektiğimde online eğitim alıyordum. Bol bol vaktim oluyordu vlog çekmek için. İçerik de çıkıyordu zaten. Ama şimdi tüm gün okuldayım. Okuldan eve geç geliyorum. Dinleniyorum, yemek yiyorum. Direkt derse oturuyorum. Yani çekecek hiçbir şeyim yok. Sosyal hayatım yok, sıfır. Hani haftada bir iki kez çıkarsam, o da hafta sonu genelde. Hafta içi çıkmaya vaktim olmuyor, zaten yoruluyorum. Üf, Rom sen de hemen. Hemen yüz buluyor. Öyle olunca ben de size boş vakitlerimde yaptıklarımı çekmek zorunda kalıyorum. Zaten okulda çekemiyorum. Laboratuvarda oluyorum. Laboratuvar ortamında da çekim yapmam yasak. Daha nasıl çekebilirim arkadaşlar? Yani olabildiğince her şeyi göstermeye çalışıyorum ama hani ben de insanım, beni de anlayın. Son sınıfım, o kadar yoğun bir dönemden geçiyorum ki ilk dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Finallerim yaklaşıyor. Beni de anlayın, yani nefes almam gereken zamanlar oluyor. 7-24 vaktim tabii ki çekip gösteremem. Yani biraz bu konuda anlayış istiyorum sizden. Onun dışında bir problem yok diye düşünüyorum. Makale okumaya başlayacağım. Şimdiden yapayım ki yarına da vaktim kalsın Kıvanç'ta. Öyle. Şimdilik iyi geceler diliyorum. Kıvanç gitti arkadaşlar. Birazcık hüzünlüyüm. Çok az birbirimizi görebiliyoruz ve insan özlüyor. Günün kalan vaktinde ben yine makalelere bakacağım. Araştırmam gereken 3 dersen ayrı şeyler var. Neyse, eve erken geldim. Bu açıdan iyi oldu tabii ki. Hamburger birazcık midemi ağrıttı. Reflüm tuttu galiba. Birazcık mide ağrım var. O yüzden akşam acıkınca börülce var, haşlanmış. Limonlu falan. Onu yerim, hafif bir şeylerle geçiririm diye düşünüyorum. Planlar böyle yani. Makyajımı çıkartacağım. Bir ojelerimi çıkartacağım. İyice bozuldu. Sonra bilgisayar başına. Öldürecektim. Laptayız. Hemen blok açtım. Fatma, yalnızız ya. Evet. Hücrelerimizin pasajını yapıyoruz. Şimdi santrifüje koyacağız. Hoşçakalın.
Ne yaptın? Buraya koyacağız şimdi 5 dakika. Sandviç edeceğiz. Fatma da burada kendisininkini koyuyor. Koymak yerine alıyor. Bakın arkadaşlar. Hayatı bu kadar seviyorum. Çok açız. Öleceğim. Şu alttaki beyazlık çöken hücreler arkadaşlar. Bugün salı günü. Hayır. Almanca kursumu başladım. Okuldan geldim. Bir dakika, rom. Odamı toplamadım da romdan şunları kurtarayım. Evet, okuldan geldim. Kursuma gideceğim. Saat 7'de başladı. Salı perşembe olacak. Ama bu perşembe olmayacakmış. Haftaya yine salı perşembe şeklinde devam edecek. Neyse, heyecanlıyım. Duolingo'ya bir daha başladım. Unuttuklarımı hatırlamak amacıyla. Bir de zaten defteri de tekrar edeceğim. Evet. Heyecanlıyım yani. Bakalım nasıl geçecek. Ve bugün ikinci haftanın son günü. Üçüncü hafta artık 25 Aralık'a kadar devam edecek. Yani bölük pörçük olmasın diye. 25 Aralık'ta zaten vlogmas bitiyor normalde. Ben geçen sene geç başladığım için 31 Aralık'a kadar çektim. Çok az bir günümüz kaldı. Haftaya benim için çok yoğun geçecek bir gün. Hafta sunumlardan dolayı. Ama size de vakit ayırmayı unutmayacağım tabii ki. Zaten bayağıdır spora gitmiyorum. Evde kendi kendime yapmaya çalışıyorum. Bugün vaktim olmayacak ama yarın okuldan kaşa gelirsem, işte erken gelirsem spor yapmaya çalışacağım. Rom oradan in de abla yatağını toplasın, tamam mı? Ah, şeni şafterik çocuk. Kaza da aynı renk. Annem ördü bunu da. İyi akşamlar dostlar. Almanca kursumdan geldim. 9.30'da bitti ama ben eve 10.30'da gelebildim. Daha makale bakacaktım güya ama hiç halim yok. Çok yorgunum. Rahat, sıcak tutan bir şeyler giydim. Oturuyorum. Belki dizi film izlerim, sonra yatmak istiyorum. Çok yoruldum çünkü. Bu haftanın son günüydü. Artık sanırım kapanış yapmam gerekiyor. Vedaları sevmiyorum. Ama üçüncü haftada görüşeceğiz zaten. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Sizi çok seviyorum. Umarım bu sefer bu haftayı beğenmişsinizdir. Sizin için böyle uzun uzun her şeyi çekmeye çalıştım elimden geldiğince. Aynı şeyleri yaptığına çekmedim tabii yani. O kadar uzatmak istemedim aynı şeylerle sıkılırsınız diye. Haftaya görüşmek üzere. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree.